Selamlar herkese, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kabreden çıktım, eve geçtim. Evde baktım, derin bir sessizlik hakim. Oğlum ders çalışıyor, yarın sınavı var. Kızım da aynı şekilde ders çalışıyor. Ben de dedim valla şöyle çıkayım, birazcık dolaşayım. Bir iki bir yer gezeyim. Sonra dönüşte markete gideceğim. Mantı istediler bu akşam. Bugün mantı var. Öyle işte, çıktım dolaşıyorum bakalım. Hava da çok güzeldi ama esmeye başladı. Hadi beraber gezelim. Hem yürüyüş yapmış oluruz. Girecek bir yer bulabilirsek gireriz, dolaşırız bakalım. Çıkmışken şöyle birazcık buraya da uğrayayım da ondan sonra geçeyim eve. Birazcık gezeyim bakayım şurada. En sevdiğim yerler biliyorsunuz. Epeydir böyle yerleri gezmiyorum. İyi geldi bana burası. 240 TL'ymiş bakın. Bir ara ne modaydı bunlar. Vallahi. İşte çok tatlı bakın. Değişik bir de üstelik. Kokulu mu bunlar acaba bilmiyorum ki. Güzel bir aroma. Bir ara şunlar çok modaydı. Bir sürü almıştım onlardan Zonguldak'taki evime. Şunlar daha güzel ama bakın sade. 40 TL'ymiş. Şunlar da öyle. Şöyle. Bu çiçekler de güzel. Baksanıza şunlara. Burada kırtasiye bölümü de var. Buradan şimdi oğlum aradım. İhtiyacım var mı diye de. Bir sürü ihtiyaç çıkarttı bana. Şimdi onları alacağım. Faber'in kalemi, Faber'in silgisi, Faber'in İşte alt çizme kalemi. Bir sürü bir şeyler vardı. Şimdi onu arayacağım da görüntülü. Beraber karar vereceğiz. Şöyle oğlumun ihtiyaçlarını aldım, kasaya koydum. Şimdi şöyle birazcık dolaşayım da. Bir şeyler varsa bakayım. Hep beraber öderim dedim. Şunları biliyorsunuz değil mi? İçli köfte demiş ama. Neyse. Şundan vardı benim eskiden. Kayboldu zamanım. Şunlardan neye gidi? Bunlar bile 60 TL olmuş. Eskiden yani benim çok küçüklüğümde annem bunlardan kullanıyordu. Hatırlıyorum şimdi. Vallahi neye gidi günler. Teflon yoktu ki o zaman. Nerede teflonlar? Çelik bile doğru düzgün yoktu. Kız yaşım çıkacak şimdi ortaya. Ben ne diyorsam artık. Neyse. Şunlar da şey değil mi? Bitki çayı demlemek için. 30 TL'ymiş. Şundan bir tane alayım. Vardı benim. Nereye gitti bilmiyorum. Şöyle de var bakın. Bir tık büyüğü. Şu da var. Bunu mu alsam? Şu çok geniş. Evet ben şunu alayım. Bu da güzel. Aslında hoşuma gitti ama fazla geniş. Bu güzel. Bunlar neydi? Ha şey. Bir dakika şöyle. Külah şeklinde. Milföy falan sarıyorsunuz bunun etrafına. Ay, hiç uğraşamayacağım. Şunlar mantı kalıpları. Bakın. Bunlardan var benim Zonguldak'ta. Şöyle bir şey arıyordum zaten. Bunu alayım mı ben? Bunu hamur kesici olarak da kullanabilir miyiz bilmiyorum ki. Şunlardan var. Şimdi tezgahta falan yufka kesmek için daha çok istiyorum. Ama bu da bıçak görevi yapıyor. Neyse. Tezgaha çizmeyecek bir şey olmalı yani. Ama bu da bıçak kadar en az. Belki daha da fazla keskin. O yüzden neyse onu bıraktım şimdi. Daha dün şu güveçlerden bahsetmiştim hatırlarsanız. Güveç istiyorum. Fırına uygun demiştim ama bakın bunlar da içi cilalı olduğu için böyle istemiyorum. Benim evdekiler de öyle. Fırına uygun değil. İçi cilalı olduğu için. Ama ben içi cilalı istemiyorum işte. Bakın hepsinin içi cilalı. Parlıyor. Böyle mat olmalı bence. Şunlar da hani böyle dolma tenceresine falan
baskı olarak kullanılır. Bunları biliyorum, görmüştüm daha önce. Bunlar da bildiğiniz toprak tava. Şöyle de bakın, yine çaydanlıklar çıktı karşıma. Ben bu sene çaydanlıktan bakmadım yani. Ama çok kibarlar gerçekten. Ama pahalı kız buraya göre. Aa, 600 TL diyor. Ben bile Madame Coco'dan 500'e mi aldım? Ama oldu bayağı benim alalı. Şimdi belki olmuştur 1000 küsür. Gerçi bunlar klasik modeller. Şunu beğendim ama bunlar da çok minik. Bu benim heykeli bana yeter mi? Çay demişken canım çekti şimdi valla. Şöyle Cem'in şeyleri var bakın. Pilav tencereleri var. 435 TL'ymiş. Valla böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum. Bu neymiş? Ha, kavanoza bir şeyleri rahat doldurabilmek için. Böyle bir şey. Ha, bu da süzerek koymak içinmiş. Bakın. Komposto falan yapıyoruz ya mesela. Süzmek için. Değişik bir şeymiş o. Aldım şundan bir tane. Hani böyle süt süzmeye falan bence çok iyi bakın. Ya da böyle komposto falan yapıyoruz ya. Onları falan bazen süzüyorum ben. Tanesini yemiyor çocuklar. O durumlar için bu güzel. Bundan aldım bir tane. Şunları bana birisi geçen gün sordu ama nerede bulabilirim diye. Kız kim sordu hatırlamıyorum. Yani peki ben çok şey yapmıyorum, sevmiyorum ama bana bunu kim sordu? Ya da konusuma geçti, sordu mu? Tam hatırlayamadım şu anda kız. Şunlar çok tatlı bakın. Ne kadarmış? 40 TL. Muhtemelen bu da aynısıdır. Şöyle aslında sosluk bakıyorum ben ama bunlardan değil. Şu şekilde olup ama içi şey olanlar var ya, teflon olanlar. Şunlar gibi ama saplıları küçük tabi olacak. Öyle bir şey istiyorum ama şunlar var ama büyük bunlar da. Neyse bakarız bakalım. Şöyle baharatlıklar falan da var bakın. Cam yok, plastikmiş bunlar. Evet, artık şöyle çıkışa doğru yaklaşıyoruz bakalım. Şunların da her çeşidi çıktı anam. Tepsisi çıktı bilmem. Bu da pasta altlığı olarakmış. Şunlar da hoş. Bakın şöyle küçük küçük çerezlikler mi diyeyim. Bakın 10 TL'ymiş. Bunlar böyle yıldızlılar falan da var bakın orada. Şu kaseler 28 TL. Bunlar da seramikler tabi. Şeye bakın, abajur ne kadarmış o? 300 TL. Şu hoş ama bakın. Bu daha güzel, hatta 110 TL'ymiş. Allah'ım bunlar da demoda oldu artık bakın. Yine ben. Yine ben. Bir ara ne kadar çok modaydı bunlar. Hatırlayanlarınız vardır muhtemelen. Ama artık iyice demode oldular yani. Artık şöyle çıkışa doğru gidelim. Aldıklarımı kasaya bıraktım. Hemen ödeyelim, çıkalım. Şöyle aldık bir şeyler. Çıkıyoruz bakalım. Şöyle geldim arkadaşlar ben. Şuradan doğru bizim evin oradaki markete gideceğim. Ya da marketten almayayım da şeyden mi alayım? Bu şey vardı ya, bizim açık mantı satan yer vardı. Adı neydi, unuttum oranın. Ya da oradan mı alayım? Bir kilo iş mantı alayım oradan. Hadi beraber gidelim. Aslında dünden yemeklerimiz var da yine de ilave olarak mantı yapalım dediler. Öyle işte mantı alıp gelelim. Kız bu ne? Hava nasıl esmeye başladı? Hava normalde güzel görünüyor. Ki ben çıkarken biraz esmeye başlamıştı ama şimdi daha çok esmeye başladı. Hadi
gidelim, markete de gidelim, ondan sonra eve geçelim. Kız dondum ya. Ay gez gez bıkmadım. Vallahi kız böyle yerlere doyamadım gitti ya ben. Ama neyse burada hep aynı şeyler var. Ben şoka niye girdim? Ben şoktan almayacaktım ki. Açık alacaktım ya mantıyı. Vallahi o kadar çok üşüdüm ki birdenbire. Önüme çıkan ilk markete girdim yani. Neyse girmişken de şöyle bir dolaşıp bakayım. Ondan sonra gidelim şeyden alalım. Açık olan mantıdan alalım. Şöyle çıktım şoktan hemen. Bime dalmayayım. Önümüzde A101 var. Oraya da girmeyeyim. Direkt gidelim mantıyı alıp eve geçelim. Bir de ben böyle kot ceketle falan çıktım ya. Üşüdüm kız. Gerçekten soğudu. Mukaveden çıkana kadar biraz daha soğudu. Zaten o zaman daha iyiydi. 1.5'larda daha iyiydi yani. Neyse tabii artık akşama doğru soğuması normal. Şöyle geldim. Balatya pazarıymış burası. Şunlara bakın hele. Bunları hatırlayanlarınız var mı, elma şekerleri? Şuradaydı mantı. Ne kadarmış bunun kilosu? 60 TL'ymiş. Hangisinden alsam? Pardon, 69.90. 70 TL diyelim. Şu klasik olandan mı alsam bilemedim. Neyse ben bir karar vereyim. Böyle geldiğim yoldan evime doğru gideyim bakalım. Bak şimdi de güneş açtı. Gitmesem kalsam mı acaba? Ay küçücük köpekten korkar mı insan? Vallahi korktum. Çok güzel güneş açtı. Ama artık gideyim evime, yoruldum. Siz görmeyin. Kız görseniz ne olacak? Şaka yapıyorum tabii. Tırma almamışım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Açacaklar kapıyı, bir tanesi bana. Selam. Evet arkadaşlar, eve geldim. Oldu bayağı geleli. Şimdi dedim ki sadece dünden yemeklerim var. Bir mantı yapacağım dedim ya. Eşim geldi. Sürpriz yaptı bize. Biz onunla oturduk biraz. Ondan sonra onun canı tavuklu patates çekiyormuş fırında. Dedim hemen yapalım o zaman. Çocuklara mantı, eşime fırında patates. Ben de artık azar azar biraz ondan yerim. Ya dünden olan yemeklerimiz inşallah kalmazlar yarına da. Öyle bakalım. Hemen onu da halledeyim. Sürpriz yaptı eşim. Sevindik ya, çok şaşırdık da aynı zamanda. Hani gelecekti zaten de. Hani ben iftardan önce beklemiyordum. Bir de yarın gelir diye düşünüyordum. İşte çorba, pilav. İşte fırında sote yapmıştım. O kaldı. Eşim canı çektiği için bunu yapıyorum ona. Yoksa hani yemekler var. Hani yapmasam da doyardık da. Bu kapta sizin önünüzde kalmış öyle. Demiyorsunuz ki hiçbiriniz de çek o kapı önümüzden demiyorsunuz bana. Şöyle hepsini sığdırayım da. Patatesleri birazcık fazla yapmışım herhalde ama. Neyse olsun. Evet. Şöyle hemen fırına gönderelim bakalım. Çorbamı koydum, ısınıyor. Çayımı da demledim. Mantımız da orada pişiyor. Hemen şöyle mantının sosunu da hazırlayayım. Yağın içinde toz biberle pul biber ve naneyi önce kavurdum. Hemen üzerine salçamızı da döktüm. Bu burada birazcık kaynasın. Sosumuz tamam oldu. Şöyle
hemen çayımızı da demleyelim. Salatamızı bu akşam sadece domates salatası yaptık. Marul, havuç, işte morlahana falan koymadım içine. Sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Çayımız da hazır. Rizimiz kaldı. O çıkacak şimdi. Başka da bir şey yok. Çok yemeğimiz şükür. Fırından çıktı. Çorbaları koydum. Böyle buzluğa atmıştım. Geçen gün yaptığım pideden biraz. Şimdi çıkarttım onları eşim de tatsın diye. Onlar da bir güzel ısındı. Bakın yumuşadılar, ısındılar. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. İftardan sonra görüşürüz arkadaşlar. Şöyle eve geldim arkadaşlar. Evde ne varsa tatlımız vardı biliyorsunuz dünden. Eşime de nasip oldu. Aslında eşime ben muhallebili kadayıf yapacaktım ama o sürpriz yaptığı için şansını kaybetti. Evde ne varsa tatlısından yemek zorunda. Yapacak bir şey yok, ona da nasip oldu. Şöyle bakalım, biz çayımızı içelim, tatlımızı yiyelim. Ondan sonra sizle de kapanışta görüşelim arkadaşlar. Evet, ben geldim. Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Herkes yattı evde. Bir ben kaldım ayakta. Şimdi eve geldim. Çocuklar yatmış zaten. Yoruldular çünkü onlar da bugün. İşte aç karnına ders yap. İşte bayağı bir kafa yordular falan böyle. Bir de yarınki oğlumun sınavı, matematik sınavı. O hepten böyle heyheyler tepesinde falan. Çok sinirli. Hiç bulaşmıyoruz zaten ona. Kızımın da aynı şekilde, bu ara onun da sınavları var online, ama yani online diye gerçekten hani ekstra mı zor yaptılar bilmiyorum, ama onun da heyheyler tepesinde. Ya benim heyheyler tepeme çıkamıyor nedense, bilmiyorum, herkesin heyheyler tepesine çıkabiliyor, benimkiler niye çıkamıyor kız, ben niye hiç kimseye sitem edemiyorum? Eşim diyor yorgunum, onunkiler de tepesinde, benimkiler şaka bir yana, eşimle gülüşüyoruz değil mi? Ona diyorum seninkiler tependen inince söyle bana, benimkiler gelsin sırayla, ikisi aynı ana denk gelince olmuyor biliyorsunuz. Hadi çocukları idare ediyoruz da, hani eşlerin heyheyleri aynı anda tepesindeyse eğer sıkıntı var biliyorsunuz. Şimdi mübarek günde hiç heyheyle meyheyle uğraşacak halim yok. O yüzden diyorum ki sen biraz sakinleşince haber ver bana, benimkiler çıksınlar artık tepeme de birazcık ben de rahatlayayım. Şimdi ona güldük bayağı bir. Neyse, şaka bir yana. Hani Allah yardımcısı olsun çocuklarımın, cümlemizin, evlatlarının. Bu ara zaten hep böyle sınav haftaları çocukların. O yüzden muhtemelen hepsinin heyheyleri tepesindedir diye düşünüyorum. O yüzden sakin olmak lazım, anlayışlı olmak lazım. Yapacak bir şey yok. Yani tam tersi, eşim bana göre çok rahat bir insandır, çok sakin bir insandır. Ama ben işte öyle olmama rağmen sakin olmaya çalışıyorum. Vallahi şaka bir yana, dediğim gibi hani eşim gerçekten çok sakin bir insan. Bazen hani bir insanın sakinliği, bir insanın rahatlığı insanı rahatsız eder ya. Bazen o modda, yani o kadar rahat bir insan, o kadar sakin bir insan. Yani gerçi hani Allah dağına göre kar verilmiş ya, ben biraz daha fevriyim mesela. Çok şükür eşim o durumda, dengeliyoruz ya birbirimizi biz, çok şükür. Yani Allah dağına göre kar verilmiş. Gerçi dediğim gibi bu çok doğru bir şey, cidden öyle. Konu nereden geldi buraya şimdi, ne alaka? Neyse arkadaşlar, bakayım dediğim gibi saat 12.30'du. Ben de yatayım artık, sahura kalkacağız bakalım. Hani yiyip yatsak mı dedim ama çocuklar erken uyudular ya, o yüzden onları sahura kaldıracağım. Hani eşim de kalkacak, ben de yatayım artık. Editimi yaptım zaten. Bir tek sizle vedalaşması kaldı. Burada bugünkü programı burada bitirelim. Öyle işte arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşebilmek nasip olsun. Biz yarın eşimle bir yerlere gideceğiz bakalım. Yarınki videoyu nereden çekeceğiz bilmiyorum.
Aslında çok da cesaretim yok bir yere gidebilmeye ama eşim belki 10 günden fazla oldu gelmiyor. Hani birlikte bir gezelim, dolaşalım falan dedi. Tamam dedim. Yani canıma minnet. Yarın çıkacağız bakalım. İnşallah sizin için de bir şeyler çekebilirsem. Eşimin yanında biraz zor oluyor ama çekmeye çalışacağım artık. O halde yarın görüşürüz. Allah nasip ederse. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.